Posta Gazetesi'nden Bilal Emin Turan'la birlikteyiz. Biliyorsunuz borsa Ekim ayında 8,5 milyonla rekor kırmıştı ama birkaç ay sonra 7,6 milyona kadar yatırımcı sayısı düştü. Peki bunun nedeni ne? Hemen soracağız. Nedeni nedir? Ekim ayına kadar borsada seçimden sonra özellikle belirsizliğin ortadan kalkmasıyla birlikte hızlı bir rally yaşandı. Bu rally döneminde aynı zamanda halka arzların da arttığı bir dönemdi. Küçük yatırımcının da dolayısıyla borsaya hızla akın ettiği ve akın etmeye devam ettiği bir dönem olarak bu kayıtlara geçti. Ekim ayında 8,6 milyonla yatırımcı sayısında rekor kırıldı. Sadece yatırımcı sayısında değil, borsada da 8.562 puanla tüm zamanların rekoru kırıldı. Yani küçük yatırımcılar biraz duygusal mı yaklaştı? Evet, borsada genelde Ekim, Aralık döneminde en çok borsayı terk edenlerin de portföy değerlerine baktığımız zaman merkezi kayıt kuruluşundan bakıyoruz bu verilere. Oradaki veriler bize gerçekten küçük yatırımcının bu düşüşlere dayanamadığını, psikolojisinin bu düşüşleri kaldıramadığını ortaya koyuyor. Çünkü 1000 lirayla 5000 lira arasında portföy değeri olan yatırımcı sayısının Ekim, Aralık döneminde yaklaşık 1,1 milyon civarında düştüğünü görüyoruz. Çok büyük bir rakam. Evet, yani burada risk iştahını ayarlayamayan, küçük parası da olsa daha da çok düşecek endişesiyle belki halka arzla piyasaya girmiş, bir miktar para kazanmış, işte tavan döneminin, tavan serilerinin devam ettiği dönemde para kazanmış insanların o yatırdıkları ana parayı da kaybedebileceği endişesiyle borsadan çıktığını görüyoruz. Ama 50 bin lira üzerinde ya da 1 milyon lira üzerinde portföy değeri olan yatırımcıların bu dönemde daha sakin kaldığını, risklerini daha düşük bir şekilde azalttığını görüyoruz. Yani orada duygularını yöneten, piyasa deneyimi olan, uzun süre bu piyasada var olan yatırımcıların daha sakin kaldığını görebiliyoruz. Peki 2024'te borsada yükselişi görebilecek miyiz? Sizce? 2024'te ekonomide biraz stabil bir dönem bizi bekliyor. Bunu her kesim, ekonomi yönetimi dahil her kesimden bunu duyuyoruz. Daha temkinli bir döneme girdiğimizi söyleyebiliriz. Ama Türkiye'nin dünyadaki büyümeden bir miktar daha üzerinde büyüyeceğini biliyoruz. Türkiye'nin büyümesi demek şirketlerin büyüyeceği anlamına gelir. Tabii yılın ikinci yarısından itibaren özellikle FED gibi dünya merkez bankalarının faiz indirmeye başlayacağı ile ilgili öngörüler dünya ekonomilerinde bir miktar hareketlenmenin, canlanmanın olabileceğini de bize gösteriyor. Dolayısıyla bu anlamda ihracat yapan şirketlerin, Türk şirketlerinin ki Türkiye'nin çok güzide şirketleri söz konusu bu anlamda yatırımcısını da güldürecektir diye tahmin ediliyor. Tabii bunu uzmanlar tahmin ediyor. Yatırımcı ne yapsın? Hala borsada olan yatırımcı. Borsa zaten tüm paranın koyulabileceği, tamamının koyulacağı bir mecra değil. Tabii ki bu risk iştahı ile ilgili. Bazı yatırımcılar tüm sermayesini borsaya koyabiliyor. Böyle bir risk iştahı var. Ama riski her zaman uzmanlar riski dağıtma konusunda yatırımcıyı, vatandaşı uyarmakta. Biz de bu anlamda yatırımcıyı uyarıyoruz. Çünkü yumurtaları aynı sepete koymamak gerekiyor. Mevduatın bu dönemde getiri anlamında iyi fırsatlar sunduğunu, özellikle yılın ilk 6 ayında bu anlamda fırsat sunmaya devam edeceğini görüyoruz. Çünkü %50'ye varan her ne kadar son dönemde bir miktar geri gelse de bunun yüksek kalmaya devam edeceğini görüyoruz. Çünkü Merkez Bankası'nın hemen faiz indirimi beklenmiyor. Faiz indiriminin yılın ikinci yarısında, yıl sonuna doğru veya 2025 itibariyle başlayacağı öngörülüyor. Diğer taraftan dolar ve euro'da da artış var. Tabii, altında artış var keza. Altınla ilgili öngörüler de dediğimiz gibi FED faiz indirmeye başlarsa altında da hızlı bir artış öngörüsü var. 2500 dolar, 2400 dolar ons fiyatından bahsediliyor. Tabii içeride de dolar TL'nin de her gün bir miktar yukarı doğru kıpırdıyor. Bu yükselişine devam etmesi halinde de işte gram altının da 2500-3000 TL'lere çıkabileceğiyle ilgili öngörüler yani var. Yani sepete koyacağız, tabii ayrıştıracağız, ki hepsini bir yerde tutmayacağız. Tabii bu çok önemli çünkü riski dağıtmak gerekiyor. İşte çok risk alabilen bir yatırımcıysanız hisse senedi yoğunluğunuzu arttırabilirsiniz. %20, %30 o tamamen kişinin kendisine kalmıştır. Yani yatırım aslında kişiseldir. Yani bana göre olan bir yatırım hep sosyal medyada söylenir ya. Yani şu hisseye yatırım yapıyorum, şu kadar vade kalacağım, işte şu kadar kazanacağım diye. Böyle değildir. Risk algısı tamamen kişiye özeldir. Çünkü sizin yatıracağınız ve kalacağınız süreyle o yatırımcının risk algısı farklıdır. Dolayısıyla
bu tavsiyelere yatırımcının kendisinin kulak asmaması gerekiyor. Finansal olarak kendisini yetiştirmesi gerekiyor. Finansal okuryazarlık anlamında kendisini geliştiren, yetiştiren, bu anlamda bilgi sahibi olan yatırımcılar zaten vatandaşlar doğru adrese yatırım yapacaktır ve doğru zamanda bunu yapacaktır. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim.